sakın kadınlarınızı gereksiz görmeyin. Bizim atamız isyan çıkardı kadın yüzünden, bunu unutmayın. Biz cennette isyan etmiş atanın çocuklarıyız. Bir kadın için cenneti yakarız da yıkarız da. Atam öyle benim. O öyle yapınca ben de rahat duramıyorum. O yüzden kadınsız bir dünya, kadınsız bir ev, kadınsız bir hayat düşünmeyin. Asla. Böyle düşünenler aşktan nasiplerini az alırlar. Aşktan nasibinizi çoğaltın. Hazreti Mevlana kıvılcımsız ve taşsız bu alemin bir işe yaramayacağını söyler. Der ki, sen ya Allah'ın nurusun ya da Allah'sın. Onun mazharısın. Şu dönen göğü Allah'a layık görme. Yıldızlarla ayda irade bir özgürlük var sanma. Güneşlerin güneşi sensin. Şu gök kubbede dönüp duran güneş başı bağlı bir topal eşek gibidir. İnsan her işi yapabilir. Fakat yaratılmasındaki maksat ibadettir. Allah'ı tanıma, onu bilmedir. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım ayetiyle yaratılış sebebinin sadece kulluk olduğunu bil. Mevlana, ay olsun hiçbir insanı hor görme der divanı keberinde. Sen değerlerinle ve düşüncenle iki aleme bedelsin. Ama ne yapayım ki kendi değerini bilmiyorsun. Kendini ucuza satma. Çünkü değerin yüksektir. İnsan büyük bir şeydir ve içinde her şey yazılıdır. Fakat karanlıklar ve perdeler bırakmaz ki insan içindeki o ilmi okuyabilsin. Bu perdeler ve karanlıklar bu dünyadaki türlü türlü meşguliyetler, insanın dünya işlerinde aldığı çeşitli tedbirler ve gönlün sonsuz arzularıdır. Hazreti Mevlana sorar, kişinin değeri nedir? Aradığı şeydir. Senin değerin aradığın şeyle ölçülür ve biçilir. Eğer sen can konağını arıyorsan bil ki sen cansın. Eğer bir lokma ekmek peşinde koşuyorsan sen bir ekmeksin. Bu gizli bu nükteli sözün manasını akıl erdirirsen anlarsın ki aradığın ancak sensin, sensin. Madendeki inciyi aradıkça madensin. Ekmek lokmasına heves ettikçe ekmeksin. Şu kapalı sözü anlarsın, her şeyi. Bu kapalı sözü anlarsan, her şeyi anlarsın. Neyi arıyorsan, sen o. Senin canın içerisinde bir can var. O canı arar. Ama dışarıda değil, aradığını kendinde arar. Aradığını kendinde arar. Ey Allah'ın kitabının nüshası insan oldu. Sen kainatı yaratan hakkın güzelliğinin bir aynasısın. Her şey sensin. Alemde ne varsa senden dışarıda değil. Her ne ararsan onu kendinden iste. Kendinde ara. Toprağa mensup insan haktan ilim öğrendi. Ve o bilgiyle yedinci kat göğe kadar bütün Adem'i aydınlattı. Kimi aşık görürsen bil ki o maşuktur. Çünkü o aşık olmakla beraber maşuk tarafından sevildiği cihetlerle maşuktur. Susuzlar alemde su ararlar. Fakat su da cihanda susuzları arar. Madem ki aşık odur, sen sus artık. Madem ki o kulağını çekmekte, sen tamamıyla kulak kesin. Sen akmaya başlar başlamaz önünü kes, yolunu bağla. Yoksa alemi perişan ve harap eden her tarafı yıkar. Fakat harap olmaktan niye gamlanayım? Harabenin altında padişah hazinesi var. Şarap
küpte gizlice senin yüzünden iştiyakıyla kaynayıp coşar. Sen baştan başa denizsin, ıslaklığı ne istersin ki? Sen tamamıyla varlıksın, yokluğa ne ararsın ki? Bir bilgi denizisin ki, bir ıslaklıkta gizlenmiş bir alemsin ki, üç arşın boyunda bir bedene bürünmüşsün. Görünüşte o yıldızlar bizim varlığımıza, sağlığımıza sebeptir ama hakikatte bizim batınımız, bizim iç yüzümüzdür. Gökyüzünün durmasına, varlığına sebeptir der Hazreti Mevlana insan için. Eğer gökyüzü duruyorsa ve gökyüzü bu alem bir hesap üzerine dönüyorsa, bunun sebebi insandır. Ve insan dünyada var olduğu müddetçe de kıyamet kopmayacaktır. Sakın, muhakkak kıyamet kopacak. Bu kıyametin üzerinde de konuşmakta, görüşmekte fayda var. Ama bir insan var ise dünyada, kıyamet asla ve asla kopmayacaktır. Ne zaman ki insanlar yok oldu, insanlık yok oldu, o zaman kıyameti bekleyelim. Allah bizi muhafaza eylesin. Kıymetli dostlar, biz yine günün anlam ve önemine binaen çam sakızı çorban armağanı sevgili lütfeden Keşan Kaymakamı Bekir Dınkırcı ile Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan Bey'e birer küçük hediyemiz olacak. Lütfederlerse sohbetin sonunda inşallah biz onlara birer mesnevi hediye edelim. Lütfen buyurun efendim. Belediye başkanımızla birkaç programda hep beraber olmuştuk. Allah razı olsun, bizi kırmıyorlar, kardeşlerimizi kırmıyorlar. Huzurlarınızda onlara da kendisine buradan bizatihi teşekkür ediyorum. Sevgili kaymakamımız da lütfettiler, ikram ettiler. Danıştığımıza memnun oldum. Sürçülisan ettiysek affola inşallah. Buyurun. Belediye başkanımız da Allah razı olsun bize bu noktada hizmetlerini, desteklerini eksik etmiyor. Hazreti Mevlana burada kitabın özünün özü demiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Hizmetlerini cemaatine ediyoruz. Yalnız Keşanlılar, başkanımıza iyi bakıyorsunuz. Ben son gördüğümden daha genç ve daha dinç gördüm. Allah sizden razı olsun. Havasından suyundan herhalde. Dedim ki başkanım maşallah gençleşmişsin dedim. Maşallah, Allah razı olsun. Teşekkür ederiz kendisinden. Allah razı olsun. Saygılar sunuyorum inşallah. Allah razı olsun. Değerli hocamıza bu program adısına kendi belediye müzik kurslarında bir seramik çalışması burada gelişidir. Allah razı olsun. Teşekkür evet. ediyorum. Teşekkür ederim başkanım. Allah razı olsun inşallah. Bu arada ben konuşmamda haberi başlayayım. Ben Sayın Yapıcı Efendi'ye buradan gerçekten teşekkürlerimi sunuyorum. Lütfeder misiniz orayı? Kendisi imkanlarımız ölçüsünde yardımcı olmaya gayret ettik. Umarım bu program bizlere bir ışık vermiştir. Eğer bir şeyden faydalanabildiysek
emeği geçtiği için, gayretleri geçtiği için ben sizlere adına teşekkür ederim. Değerli hocamıza da ben ikinci kez sohbetine katılıyorum. Ayaklarına sağlık, diline sağlık, emeğine sağlık. Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Estağfurullah, buyurun. Ben hem Abdullah Bey'e hem Saide kardeşe çok teşekkür ederim. Bu konuda gerçekten başkanım benim. Bu konuda karı koca can kadar çalışıyorlar. Hepinizin huzurunda onlara teşekkür ediyorum. Başkanımız da çok iyi destek veriyor. Allah razı olsun. Teşekkür ederim onlara. Gününüz hayır olsun inşallah. Sema olacak. Ricam var. Herkes oturduğu yerden sema etsin. Sema etmek için buraya çıkıp, burada elini havaya kaldırıp dönmeye gerek yok. Bakın bu da farklı bir öğreti. Oturduğunuz yerden deyin ki, Ya Rabbi niyet ettim, ben de onlarla beraber sema etmeye. Bizimkiler her çarkta Allah, Allah, Allah. Biz öyle öğrettik. Yapıyorlar, yapmıyorlar, hesabı kendilerine ait. Öyle bir de mikrofon koymuyoruz, dinleme yapmıyoruz onları. Yapıyoruz mu, yapmıyoruz mu diye. Oturduğunuz yerden siz de Allah deyin. Zikretmek, abdest ihtiyaç yok. Zikretmek için. Kapalıydı, açıktı, abdestliydi, abdestsizdi. Hangi meşrepten geldi, hangi mezheptendi? Yok. Kim Allah'ı zikrederse ayet-i kerime açık. Allah da onu zikreder. Açık. Kim Allah'ı zikrederse, Allah da onu zikreder. Allah'ı zikir en büyük iştir. Ayetin başı namaz kötülüklerden alıkoyar ama Allah'ı zikir en büyük iştir. Sema ile beraber sizden rica ediyorum. Ben semaya kalmayacaktım. Çakmak çakmak ya gözleriniz. Semaya kalacağım şimdi. Hep beraber Allah diyeceğiz. Söz mü? İnşallah.